Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pet Simulator X oynuyoruz. Sonunda güncelleme geldi. Yeni Ocean dünyası geldi. Bununla beraber yeni yumurtalar geldi. Yeni petler geldi. Yeni exclusive'lar geldi. Makineler geliştirildi. Petleri taktığımız biçimler değiştirildi. Yani birçok şey olmuş galiba arkadaşlar. Hepsini inceleyeceğiz. Hemen oyunumuza geçelim. Şimdi oyunumuza girdik ve görmüş olduğunuz gibi ilk olarak bankayı buraya da eklemişler artık arkadaşlar. Ana dünyaya gitmek zorunda kalıyorduk. Artık Teach World'e de bir banka koymuşlar ve bankanın şeklini değiştirmişler. Peki sadece şekli mi değişti yoksa fonksiyonlar aynı mı diye bakıyorum. Yani çok bir şey yok arkadaşlar. Sadece şeklini değiştirmişler galiba. Trayer 8'e daha henüz geçmedim. Trayer 9'u getirdiler mi bilmiyorum. Pek sanmıyorum. 9'u getirmemişlerdir diye düşünüyorum. Buradan çıkalım. Petlerin takma biçimi de değişmiş arkadaşlar. Bu exclusive'lar normalde arka arkaya diziliyorlardı. Galiba çok yer kaplıyor diye herhalde. Onları da artık yan yana koymuşlar. Bence daha güzel olmuştur diye düşünüyorum. Ya da eskisi mi daha iyiydi bilmiyorum artık arkadaşlar. Şuradan Dark Matter'a bakalım. Dark Matter'a da çok şık yapmışlar abi. Çok iyi ya. Şuraya bakınsana abi. Gerçekten çok güzel bir makine olmuş. Yani şekilleri değişmiş arkadaşlar. Başka önemli bir şey yok yani anlayacağınız. Şimdi hemen yeni dünyaya gitmek için arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi hepsi soru işareti. Henüz açılmadıkları için Taker Portal'a gidiyorum. Buradaki portaldan geçiş yapacağız arkadaşlar. Uzay portalı galiba. Evet diyorum arkadaşlar, portalı açmak istiyorum diyorum ama bana ne diyor arkadaşlar, 10 tane Giant Hacker Chest kırman gerekiyor dedi. Yani şuradaki chestlerden 10 tane kırmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde kırabilmemiz için öncelikle ben artı 3 demeç, yani artı değil de çarpı 3 demeç'i açalım hemen. Kırmaya başlayalım. Bunlar kırmaya başlarken size exclusive petlerden de bahsedeyim ama bunlar benim çatlattıklarım zaten arkadaşlar. Bir tane de şurada bir yerde aynen yeni ek konuldu görmüş olduğunuz gibi. Üçlü satış henüz yok galiba, 800'e satılıyor. Ve %2 çıkma olasılığı var arkadaşlar exclusive'ın. Yani dener miyiz? Belki ilerleyen zamanlarda deneriz. Bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Şu an şu görevleri yapmaya odaklanacağım. Evet, işlem biraz uzun sürdü arkadaşlar. Çünkü serverlar yine çöktü. Her zamanki Big Games'in oyunları arkadaşlar. Her zaman çöküyor bu oyun. Neden anlamadım gitti. Şimdi görevi tamamladık. Bakalım ne diyor. Oha abi 50 tane de loot biriktirmemizi istiyor. Yani toplamamızı istiyor daha doğrusu. Bu kaç tane görev yapmak zorundayız ya portaldan geçmek için. Son chest'imiz arkadaşlar. 2 tane daha lazım. Buradan da 3-4 tane çıktı galiba. Bakalım artık açabilecek miyiz portalımızı? Oğlum ne kadar zor bir portaldı oha. Son quest'imiz diyor arkadaşlar. 3 tane Dark Matter pet yapman gerekiyor dedi. Oo çok iyi lan, bu çok çabuk bitecek. Çünkü zaten hali hazırda Dark Matter'da petlerimiz vardı. Herhalde çıkmıştır arkadaşlar bunlar. Evet çıkmış, hemen hepsini toplayacağım. Kaç tane çıktı bilmiyorum. Hemen bakalım tekrar portalımız açıldı mı? Hadi artık açılmış ol ya. Bir daha uğraşmak istemiyorum. Gerçi son quest'i ama bakalım bir. Evet tebrikler, sonsuza kadar artık bu portalı açtınız diyor. Sonunda abi açabildik. Artık travel olmak istiyor musun? Evet gitmek istiyorum lütfen. Ana oğlum bura nere lan? Abi yeri gel. Fantasy World'e gönderiyor. Buradan nereye? Buradan ana base'e gidiyoruz. Teach World'e gidiyoruz. Oğlum burada mı takılacağız? Ana çok değişik bir yer. Bankamız var. İndeksimiz var burada. Abi çok güzel ya. Mekan çok iyi değil mi arkadaşlar ya? Oyun boşuna çökmemiş demek ki. Aa, orada pet mi var? Aa petlerden biri zavallı uçuyor orada. Bir şey oldu ona ama ne oldu bilmiyorum. Buradan aşağı düşmüyoruz inşallah. Ve Ocean arkadaşlar. Ocean'a gidiyoruz sonunda. Yeni para birimi de geldi. Rainbow para birimi arkadaşlar. Hemen zıplayalım. Abi Ocean'a geldik be. Şu anda görmüş olduğunuz gibi denizin altındayız. Okyanustayız arkadaşlar. Buralarda takılacağız anladığım kadarıyla. Evet arkadaşlar yumurtalar burada. Abi çok tatlı yumurtalar. Aa 35k falan diyor. Bayağı ucuz. Birkaç tane daha bölme var anladığım kadarıyla ama yumurtalar sadece bunlar mı emin değilim. Neyse şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Evet şu an 96k biriktirdim. Hemen bu bölgeyi açmak istiyorum arkadaşlar. Daha hızlı kasılabilmek için. Ondan sonraki 500k istiyor. Hemen şöyle tek tek gönderiyorum ama doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum pek bir bilgim yok arkadaşlar. Şöyle bir tek tek takılalım önce. Evet tahmin ettiğimiz gibi bu bölge çok daha çabuk açıldı arkadaşlar. Çünkü daha fazla para kazanabiliyoruz. Aa chest var burada, başka bir şey yok. Chest'e takılacağız o zaman arkadaşlar. Hepsini gönderelim bir. Oğlum bu chest biraz büyük bir chest galiba anladığım kadarıyla. Bunu kıramayabiliriz bu arada.
Evet arkadaşlar, tam 5 milyon kastık arkadaşlar. Şimdi şu petlerden biraz açacağım. Biraz bundan, biraz da bundan açmaya çalışacağım. Normallerden açacağım tabii ki arkadaşlar. Diğerlerinden açmayacağım. Evet arkadaşlar, biraz uğraştım ama her petin en azından Legendary ve Mythic'ini çıkarttık arkadaşlar. Şimdi onları da göstereyim hemen. Şu 35K'lık Exolot'tan başlıyorum arkadaşlar. Bakın buradaki ilk soru işaretli Legendary pet. Hemen göstereyim. Rainbow'unu çıkarttık tabii ki bunların. 2.73 trilyon gücü var arkadaşlar. Diğerine nazaran biraz daha kolay ve şu ana kadarki diğer eski Rainbow'lara göre, Mythic Rainbow'lara göre daha güçlü bir pet Legendary olmasına rağmen. Şimdi Mythic'ine bakıyoruz arkadaşlar bu yumurtanın. Empyrean Exolot arkadaşlar, bunun da adı 11.5 trilyon. Arkadaşlar bayağı güçlü, yani öyle söyleyeyim. Eski pedimizin Dark Matter'ına bakın arkadaşlar. En güçlü Mythic pedimizin Dark Matter'ı 5 trilyonken bu adamın Rainbow'u 11 trilyon. Öyle düşünün yani. Oyuncular bayağı bir güçlenecek açıkçası. Şimdi gelelim daha Shiny Exolot'umuza, daha pahalı olan egimize yani. Buradakileri de çıkarttık arkadaşlar. İlk olan soru işaretli Legendary. Hemen neredeydi o Legendary? Burada gördüm. Astral arkadaşlar adı ve 5.97 trilyon. Diğer eski Mythic pedimizin Dark Matter'ından bile güçlü yani, öyle söyleyeyim. Ve gelelim Mythic arkadaşlar. Böyle 25 trilyonlukları da var. 26 trilyonlukları da var. Yani herhalde gördüğüm en iyisi 26.1 trilyon. Bu da zaten Royalty, Teamwork, Chessbreaker. Bayağı iyiymiş enchantları da arkadaşlar bunun. Yani anlayacağınız bütün güzel petleri çıkarttık arkadaşlar. Basic'lere falan bakmıyoruz. Onlar zaten kötü. Ama en kötüsü bile onların 600-700 milyar civarında. Bakın Rainbow'larından bahsediyoruz tabii. 630 milyar falan arkadaşlar. Yani bayağı güçlendi oyun artık. Bir de Dark Matter'a birkaç tane şey atmıştık. Pet atmıştık arkadaşlar. Çıktıysa onları da alalım. Onlara da bakalım farklı bir şey varsa eğer. O çıkmışlar. Hepsini toplayacağım şimdi şöyle bir. Bir tanesi zaten Astral Legendary'nin şeyi, Dark Matter'lar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi en güçlüsü neymiş? 17 trilyon arkadaşlar. Bayağı iyi yani. Ve gelelim diğerini yapamadık. Şunun Dark Matter'ını henüz yapamadım. Elimde o kadar yok. Ama arkadaşlar bunları attım Dark Matter'a, çevirdim. İlk yumurtanın Mythic'i yani. 32 trilyon. Arkadaşlar çok iyi ya. Elde etmesi de kolay. O kadar zor değil. Yani 32 trilyonluk bir takım yaparsanız bence oyunda çok rahat, hızlı bir şekilde gelişirsiniz. Evet, güncellemeler bu kadar arkadaşlar. Daha çok şey öğrendikçe sizlere göstermeye çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.